takip oluyor. İnternet zaten biliyorsun, telegraf, aslında telegrafı artık biz kullanmıyoruz, bizimde pek kullanılmıyor gençler. Trick mention dediğimiz olay bu tarayıcı. Gerçek tarayıcı. Newspaper, gazete, navigation zaten artık günümüz Türkçesine de girmiş gençler. Navigasyon diye geçiyor. Şimdi az önce de dile getirdiğim gençler, bazı terimler falan var, abbreviation dediğimiz olay, yani kısaltmalar gençler. Şimdi bazı kısaltmalar var gençler, mesela ne yapıyor? Biz günlük hayatta kullanıyoruz. Hani mesela biz mesajlaşmalarda falan biz hepimizde kullanıyoruz ya gençler. Mesela mesajlaşmalarda mesela Türkçe'de SLM falan, NBR falan diyoruz. Ondan sonra işte yani buna benzer mesela AS falan diyoruz, tamam. DA şeklinde böyle. Bunlar tabii haliyle İngilizce olanları falan var gençler. Abbreviation demek gençler. Her kelimenin ilk harfini alarak tam kısaltma yapması demek. Her kelimenin ilk harfini alarak ya da ilk iki harfin bazında oluyor. Harfini alırma yapıyor, kısaltma yapıyor. Mesela ne diyor? By, for, now. Mesela şimdi for, İngilizce'de mesela 4 demek ya for. Şimdi içinde anlamı da var, tamam. Mesela by, for, mesela buradaki, şuradaki mesela for. For mesela için anlamındaki mesela telaffuz ile 4 anlamındaki telaffuz aynı olduğu için ne yapıyor? Oradaki for yerine ne yapmış? Rakam, 4 bırakmış gençler. İngilizce'de bunlar yapılıyor. Evet yapılıyor. Bunlar by da yapılıyor. Mesela see you later şeklinde mesela A, B, C, C harfi C diye okulmuyor mu gençler? You. Mesela dediğim zaman mesela U harfi U diye okunuyor gençler. Ama mesela good night şeklinde dikkat edersin gençler. Hepsini ilk harfini alarak yapıyor. Yani hepsinin ilk harfini yapıyor, alarak yapıyor. Have a nice day. İyi günler şeklinde anladınız mı gençler? Bu kısaltmalara dikkat edin. Zaten bu kısaltma listesinde olması bu parçayı ben sizin sınıf hocanızı ben gönderdim gençler. Onlar zaten size gönderecektir bunu. Bu kısaltma dikkat edin. Sınavda çıkar mı? Bir ihtimal çıkar. Çıkarsa da nasıl bir şey çıkar? Muhtemelen hani bu WhatsApp konuşmaları ile karşılıklı mesela çıkıyor. WhatsApp konuşmaları şeklinde. Mesela orada kısaltmaları kullanarak mesela ne yapabilir? Aşağıdaki hangisi yukarıdaki parçada kısaltmalar kullanılmamıştı şeklinde. Sorabilir mi? Evet sorabilir gençler. Zaten ona benzer bir tane soru çözeceğiz sizinle gençler. Devam edelim. Şimdi günümüzde en çok kullanılan mesela gençlerin en çok kullandığı, mesela Türkiye'deki gençlerin %70'in en çok kullandığı mesajdır ve mesajlar gönderiyor çocuklarını gençler birbirine. Mesela burada kullandıkları mesela mesajı var. Bazı stickerslar falan var. Mesela emojiler falan var gençler. Mesela bu emojiler gençler sizin iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü gençler mesela denemelerle muhakkak karşılaşmışsınızdır, tamam gençler. Mesela bir Ahmet, Mehmet, Atom 4-3-4 kişi bir kişisi böyle üstü yukarıdan aşağı doğru sıralamış. Hemen yanına da mesela sevdikleri şeyler. Mesela atıyorum ne diyor? Kitap çeşitleri falan mesela. Diyor ki, mesela ne diyor? Travel story, science fiction, anlat, biography şeklinde. Mesela sevdik kitaplar sıralamış böyle. Tamam. Mesela yukarıdan aşağı isimler soldan sağa doğru ne yapmış? Kitap çeşidi vermiş. Orada ne yapmış? Mesela tik yerine ne yapabilir gençler? Şey yapabilir. Mesela happy, bored, scared, smart, crazy şeklindeki emojiler falan şeklinde bırakabilir. Mesela burada sizin çıkarım yapmanızı isteyebilir. Mesela Ahmet mesela yanına şey mesela science fiction yanına ne yaptı? Happy bırakmış. Ne dedi? Ha demek ki Ahmet ne yapıyor? Bilim kurgu kitaplarını sever ve öyle bir çıkarımda bulunabilir gençler. Bu emojiler az çok hepiniz biliyorsunuz gençler. Yani tekrar etmekte, bilmekte fayda var gençler. Bunları iyi tekrar ederseniz hani aklınıza bulunsun. Çünkü çıkarsa ona göre nasıl davranmamız gerektiğini iyi anlarsınız diye. Devam edelim gençler. Şimdi mesela şöyle bir parça falan var. Mesela bu daha doğrusu bu emoji ile ilgili yakın mesela. Hani hemen ağzına vermesi çok iyi oldu. How do you usually express your true feelings when chatting with friends on social networking site, social messaging network? Diyor ki, sosyal mesajlaşmalarda, sosyal ağlardaki mesajlarda siz duygularınızı, arkadaşlarınızı nasıl ifade edersiniz? Ha. All of most of the Android device come with a range of different stickers and emojis to use. Having access to it, that base of funny and cute stickers makes sure you can easily find and what you have in your mind. Şimdi gençler böyle diyor ki
Android, yani Android dediğiniz cep telefonu cihazlar. Tamam, cep telefonu cihazları yani parçaları. Diyor ki birçok mesela emoji ve sticker, farklı emoji ve şeyler, bu stickerlarla ilgili çeşit çeşit mesela duygular ifade etmek için kullanmasına rağmen diyor. Tamam, bak kullanmasına rağmen diyor. Mesela diyor ki zengin, mesela zengin mesela komiklik, bu sticker mesela sizi ne yapabilir? Geçer, rahatlıkla düşüncelerinizi nasıl ifade edebilir? Hayır, mesela tam dedim, demek istediği şu. Mesela cep telefonu, mesela cep telefonu mesela atın bir sürü özellikler oluyor. Tamam, mesela kendimizi ifade bir sürü özellikler oluyor. Mesela Instagram çıktı, Facebook çıktı, bilmem ne çıktı, bir sürü çıkıyor. Ama diyor ki bir emoji sizin bütün duygularınızı dışa yansıtabiliyor diyor. Tamam mı geç? Tam da demek istediği bu. Devam edelim. Şimdi gençler, mesela dikkat edersen siz partinin devamını siz kendiniz okursunuz. Çünkü biz parti çevirerek teker hepsini yaparız gençler. Zamanımız kalmayacak. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi gençler, şuraya bakın. Şöyle. Şimdi gençler. Hi, Jen. This is Lara calling. This is Lara calling. Would you like to would you like to go cinema tonight? Sure, I would like to. We can meet in front of the park. Bak mesela diyor ki, merhaba Jane. Ben Lara. Sinema gelmek ister misin bu gece diyor. Tamam. Kesinlikle diyor, gelmek isterim diyor. Sinema önünde buluşabiliriz diyor. Bakın gençler, burada soru bir bak. Soru diyor ki, bu konuşma ne konuş, nerede geçer, ne konuşmasıdır? Telefon görüşmesi değil mi? Bakın çünkü diyor ki, bakın zaten girişi diyor ki, merhaba Cem, ben Lara, konuşan Lara, arayan kişi Lara diyor. O zaman biz burada ne anlıyoruz gençler? Hiç mesela direkt telefon görüşmesi olduğunu anlıyor muyuz? Anlıyoruz gençler. Mesela atıyorum, bu face to face değil. Çünkü yüz yüze olsa ne yapıyor? Kendi tatlı seni görüyorum yani. Kim olduğunu bilmiyorum mesela. Seni tanıyorum diyor değil mi? Mesela atıyorum, bakın bir sistem olsa hemen burada kendini ele verecekti gençler. Devam edelim gençler. Şöyle mesela ilgimizi çekecek. Ha mesela şöyle bir parça diyelim gençler. Merhaba, adım Suzy. Tamam. Ben diyor ki iletişim araçlarının kıymetini, değerini bilmekteyim diyor. Tamam, ben de kıymetini biliyorum diyor. Diyor ki esas olarak da iletişim diyor. Ne bak, mesela esas olarak iletişim kötü hazırlıklar için, duygusal bilgiler için ya da herhangi bir faydalı bir şey için, mesela göz kontağı olsun, ondan sonra işte buna benzer bir dil yapılsın. Bizim için dil iletişim önemlidir. Hani burada demek istediği şey şu. İletişim sadece mesela alo demek de değil. Mesela atıyorum vücut dilini, ondan sonra gençler ondan sonra hani vücut dili dediğimiz sağ ve dilsizler işaret dili oluyor ya gençler. Mesela duygu dilleri, onlar kötü haber dilleri. İletişimi hepsi bizim için nasıl bir iletişim yoludur diyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki insan, mesela bu insanın ilişkileri için iyidir. İletişim evet. Communication yani iletişim. İletişim insanlar için iyidir diyor. Önemlidir diyor. Bu yola bir iletişim diyor. Bizi diyor karşıdaki insan gerçekten düşüncesi aklı daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlıyor diyor. Genellikle diyor gençler diyor daha fazla bizi motive ediyor. Şimdi direkt burada ne yapıyor gençler? İletişim. Bakın gençler ben girişte size söyledim. Burada sadece bilmeniz gereken mesela cep telefonu olayı falan değil aslında. Mesela on the phone diyoruz ya. On the phone tam iletişim ama iletişim sadece cep telefonu olacak iş değil gençler. Yani teknolojiyle alakalı oldu. Zaten bu parçada biz yine görmekteyiz gençler. Şimdi gençler buna burada diyor ki which of the communication hangi yol iletişim yolu tercih ediyor bu kız? Gençler hangisini tercih ediyor? Gençler burada direkt nereden? Phone calling falan şeklinde de olabilir. Mekteki olabilir. Ama gençler Suzy bak burada iletişim değerini bildiği için gençler esas iletişim hassasiyeti gösterdiği için gençler bak bakın gençler eye contact diyor. Eye contact yani yüz yüze görüşme. Gençler mesela buradaki eye mesela görmese mesela değil mi? Görmese direkt soru gidiyor. Hepinizin aklına gelecek gençler. Direkt şu gelecek. Direkt mesela phone gelecek. Değil mi? Çünkü orada göz yüzüne, yani göz göze dediğimiz gözlem dediğimiz olay. Hani insanların duyguları düşünür, daha iyi ifade edebilir. Bu da bir iletişim olur gençler. O zaman face to face diyoruz gençler. Ondan sonra gençler devam ediyoruz. Parçaya göre diyor ki Suzy hangisini tercih eder diyor gençler. Hangisini tercih ediyordu?
iyi ilişkiler kurmak için iletişim yapıyor değil mi? İyi ilişkiler. Cevabımız Adana gençler. Orada diyor ya, iyi iletişim kurmak yolu iletişimden geçer diyor. Şimdi az önce mesela size dile getirdim. Emojiler falan. Mesela burada tik bir de çarpı atmış gençler. Şeyde denemelerde tik ya da çarpı atmasına gerek yok. Mesela buraya mesela gülü, mesela happy atar. Buraya unhappy atar. Set işareti atar değil mi? Mesela emoji olarak bırakır. Diyor ki hangisi parçaya göre doğrudur dersin. Emoji ile bakarak hangisi doğrudur. Bak şöyle. Kate prefers writing letter to sending an email. Bakalım Kate evet mektup, bir mektup yazdı değil mi? Tik atmış. Mail atınca maile çarpı atmış. Evet. Kate mektup yazmayı maile yazmayı tercih etmiş mi? Evet. Tercih etmiştir diyorum. Devam ediyoruz. Şöyle şuna bakalım. How do you keep in touch with your friends? Keep touch. Keep in touch dedi gençler. Keep in touch. İrtibata kalmak. Mesela atıyorum. Ben mesela Lokman Hoca'yla nasıl irtibata kalıyorum? Mesela Lokman Hoca'yla irtibata kalıyorum. Keep in touch. Mesela o beni arıyor, ben onu arıyorum. Konuşuyoruz, sohbet ediyorsam. Birbirimizin mesajı bu. Keep in touch oluyor. İrtibata kalmak oluyor. Diyor ki sen arkadaşlar nasıl irtibata kalırsın? Nasıl irtibata geçersin diyor. Tamam. O adı diyor ki ben mektup yazarım. Bu daha kolay ve daha hızlıdır. Mektup kolay ve hızlı değil gençler. Mektup zordur. Yani geç gider. Diyor ki mail yazarak bu benim en sevdiğimdir. Ve daha kolay ve daha hızlıdır. Olabilir mi? Evet olabilir. Ben asla sosyal medya kullanmam. Konumuzla alakası. Diyor ki ben cep telefonu kullanırım. Ben cep telefonu kullanırım. Aramak için cep telefonu kullanırım. Tamam gençler. Ama mesela easier ve fair dediği zaman gençler genellikle arama değil. Gençler genellikle cevaplarımızda tamam gençler. Mesaj yazar, gençler mesaj çıkar. Çünkü niye gençler ağaç çok arasında kullandı, kategori yer aldı ki gençler genellikle bize mesaj olarak verir cevap olarak. Şimdi burada aynı şekilde iletişim diyor, ne yapıyor gençler, hangisi olmamalıdır pasajdır, pasaj olma. Hangi cümleçteki hangisi cümlenin akışını bozmaktadır anlamında veriyor. Diyor ki, in Turkey young people send text messages. Most. Türkiye'de gençler en çok mesaj gönderir. Tamam. Peki gençlerin %70'i diyor. Gençlerin cep telefonu ya da ebeveynin cep telefonları kullanır diyor. Tamam. Onlar gençler diyor ki onlar diyor mektup yazmayı mesaj gönderme tercih eder. Onlar için mesaj heyecan verici. Gençler cevabımız 3 oluyor. Çünkü diğerine hep cep telefonu nimetlerinden faydalanır bahsederken ama üçte ise gençler diyor ki mektup yazma. Gençler arasında mektup öyle bir cümle akışı bu bozmaktadır. Daha zamanınız varken ben size bir tane şey göstermek istiyorum. Ben onu çözeyim. Onu bakalım ondan sonra şey yapalım. Ondan sonra bir yerine geçelim. Şimdi gençler az önce dedim size. Abbreviations dedim mesela. Sırada mı? Ya da biraz daha küçültebilirim. Tamam. Şimdi gençler. Bak şu soru iyi dikkat edin gençler. Şimdi diyor ki Hi George. Hi George. How are you? Do you have any plans for tonight? Fine. Why are you asking? Well, Peter and I want to watch a movie in your house. In our house. Would you like to join us? I would love to. What time? How about 6 p.m.? Great. Thanks for inviting me. See you later, Lord. Şimdi gençler, bakın. Buna benzer soru ihtimalleri de falan da var gençler. Niye var? Çünkü mesela abbreviation mesela günümüzde sürekli çok kullanma başladı ondan dolayı. Ha, sorma ihtimali var ama nasıl bir ihtimal? Bana sorarsanız düşük bir ihtimal. Yani %20'lik bir ihtimal gibi düşünün yani. Ama bilmenizde fayda var. Diyor ki hangi abbreviation diyor, hangi kısaltma kullanılmamıştı parçada diyor. Şimdi tonight var mı? Gençler, tonight bakın gençler. Ben az önce de size söyledim. Bazı kelimeler mesela telaffuzu birbirine yakın olduğu için mesela rakam verebiliyorum. Bakın şimdi gençler bak. Tonight. Ama to olarak çapabilir için mesela iki sayı anlamında da var gençler. Tonight bak var mı? Evet var. O zaman grade'e bakalım. Grade var mı? Bakın gençler şuraya. Evet grade var. Değil mi? Ondan sonra gençler
Lot of lot var mı gençler? Evet, lot'un açılımı gençler. Lot'un açılımı lot of love. Sevgili bir yani çok sevgiler lafı. See you soon var mı gençler? Şöyle. See you var ama soon yok. Soon eksik olduğu için gençler cevabımız diyalogda kalıyor. Yani see you, mesela see you as dese evet see you soon var gençler ama onu demediği için cevabımız ağzına şey diğer vakit kalıyor. Bunlara da dikkat edin gençler. Şöyle bir tane soru vardı gençler. Onu size göstermek istedim. Şöyle mesela. Hello, could I speak to Mr. Tyler? Hello, blah blah blah. Oh sorry, I am Peter Alexander. Bak mesela diyor ki ben Tyler'la görüşebilir miyim? Merhaba, nokta nokta nokta. Üzgünüm ben Alexander, Peter Alexander. Yani kim arıyordu sorabilir miyim? Değil mi? Mesela ben mesela diyorum ki pardon ben Murat'la görüşebilirim. Murat diyor ki pardon kim arıyordu? Önce çünkü benim önce kendim konuşmalarda önce kendimizi tanıtma yok muydu gençler? O zaman cevabımız could I ask who is calling? Kim arıyor? Sorabilir miyim şekilde? Üzgünüm ben Alexander, Peter Alexander diye cevap vermesi gerekiyor. Gerekmek istedim gençler. Devam edelim. Şöyle son bir soru da çözelim. Ondan sonra bitirelim gençler. Şimdi hi, this is Sue speaking. Merhaba. Ben Sue. Konuşan Sue. I am Jane's mother. Ben Jane'in annesiyim. Can I talk to Jane's Quidditch teacher please? Ben Jane'in sınıf rehber odasıyla görüşebilir miyim diyor. Hang on a minute. Peki bir dakika bekler misin? Demek ki bir dakika bekler misin? Olumlu yanıt. Yani bu aktarma cümlesi olacak. Cevabımız şey hangi gençler? I am putting you through him. Sizi kendisine ona bağlıyorum olması gerekiyor. Çünkü okay diyor. Hang on diyor. Demek ki olumlu cümle ve hemen cümlemizin devamında olumlu bir şey bakmamız gerekiyor gençler. Şimdi tekrar et. Olmaz. Diyor ki sonra tekrar arayacağım. Olmaz. O şu an müsaade değil. Olmaz. Cevabımız Cihan kalıyor gençler. Gençler bu testi çözmenizi istiyorum. Takıldığınız için tekrar sorabilirsiniz gençler. Danışabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.